Dişetlerimiz güzel. Ama mırlarsan duyamam ki. Bunu nasıl yapacağız? Çapar. Dur karaciğerine de bakayım. Böyle daha rahat gözüküyor. Ama Çapar da bugün çok fotojenik göründü ha. Oh. İç dış parası yaptık herhalde. Yaptık. Ben hani önceden salladık şimdi içe. Ne? 9 Ağustos gece nöbetinde sabaha karşı 5 gibi Ali Cabbar Hayvan Hastanesi'ne giriş yaptı. Öğrencimiz Batuhan Terim, stajyer öğrencimiz karşılaşmış onunla. Gayet oynamışlar. Sonra gündüz kliniğe geldiğimizde cerrahi kliniğine bir baktık. Bizi takip etmiş. O da cerrahi kliniğine geldi. Buradaki hatta hasta yakınlarının kucaklarına oturuyordu. İlgi gösteriyordu yani insanlara karşı. Yani saat 11'e kadar cerrahi kliniğin önünde durdu. Klinik içerisine girdi muayene salonuna. Sonrasında seveyim dedim. Sevdiğimde fark ettiğimde hani solunum problemi yaşadığını fark ettim. Bir de abdominal organlar dediğimiz karın organlarının çok da hani yerinde olmadığını fark ettim elle muayene sırasında. Sonra bir hani röntgen çekelim dedik. Röntgen sonucunda diyafram ruptürü olduğunu tanısını koyduk. Birçok organı toraks boşluğu içerisinde geçmiş gözüküyordu. Yani şu şekilde diyafram rupturu karın ve göğüs boşluğu arasındaki bir yapı ve bu yırtılıyor. Muhtemelen ya biri tekme atmıştır ya yüksekten düşmüştür ya da hani kaza geçirmiş olabilir. Yani bu yırtıktan dolayı abdominal organları yani karın organlarının birçoğu göğüs boşluğuna geçmişti. Yırtığı da küçük de hani operasyonun sırasına baktığımız zaman birçok organı geçmişti ve onu hani en ufak bir stres anında solunum sıkıntısına, stresine sokuyordu. Bunun tek çözümü operasyon. Operasyon olmazsa ölümcül bir hastalık. Yani organlar diğer organlara yapışabilir. Hayvanın solunum problemine, solunum şikayetine neden olabilir. Ve ölümüne yol açabilir. Bu yüzden hani operasyon olması gerekiyordu. Sonrasında o gün takip ettik onu. Öbürsü gün 10 Ağustos gibi sabah operasyonunu gerçekleştirdik. Şu an dikişleri alındı. Gayet genel sağlık durumu çok iyi. İsmini de öğrencilerimiz Ali Cabbar koydu. İsmi Ali Cabbar kaldı. Kendisi de ismine alıştı şu an. 9-10 aylık bir erkek kedi. Şu an yuva arıyoruz kendisine. Açıkçası kendi kendine girdi hayvan hastanesine. Nasıl girdiğini bilmiyoruz ama girdi. Sonrasında sabah da bizi takip etti. Cerrahi kliniğine geldi. Doğum var, iç hastalıkları kliniği var ama kendi cerrahiyi tercih etti. Sanki hani beni tedavi edin der gibi. Ali Cabbar konusunda da Ali Cabbar aslında hiç bir kişi tarafından getirilmemiş. Hastanemizin yolunu kendisi bulup gelmiş. Ve sanki hastalığını biliyormuş, şikayetini de biliyormuş gibi cerrahi kliniğinde daha çok gezintiye çıkmış. Bunun sonrasında tabii ki de öncelikli olarak gece nöbetindeki arkadaşların, veteriner hekim arkadaşların dikkatini çekmiş. Muayene sonrasında da tanısını konup opere edilmiş bir kedimiz. Şu anda da durum gayet iyi. Evet, aslında bizim böyle geçmişte de birkaç tane kadrolu eleman olarak bizi bırakmayan, sahiplendirilmeyi de bekleyen hayvan dostlarımız var. Bu şekilde yine hastalık sahipsiz olarak gelip tedavi ettiğimiz ve sağlığına kavuşturduğumuz. Tabii bunların geri dönüşünü alınca başta o teşhisi koyan ve tedavi yapan veteriner hekim arkadaşlar ve ona yardım eden öğrenci arkadaşlar çok mutlu olup daha bir şevkle görevlerini yerine getirmeye devam ediyorlar.